Mending kazanı Dark Souls 3 tam çözümünden herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz bölüm artık Aldrich'i de yok etmiş ve son noktalarımıza artık oyunun ileriki aşamalarına geçmiştik. 50.000'de ruhumuz var. Burada hanımefendi öldü. Boss dövüşünü direkt olarak ileri geçtiğimizde tetikleyeceğiz. Ama ben önce Shrine Bonfire'a geri döneceğim. Hazırlıklarımı yapacağım ve boss dövüşüne kendimi hazırlayacağım. İlk defa da Dark Souls'ta bir oyun sonunda değil, daha doğrusu bölüm sonunda değil, bölümün hemen başında bir boss'la karşılaşmış olacağız. Maalesef adamlar öyle yapmış, yapacak bir şey yok o noktada. Merhaba Hawk. Nasılsın? İyisin, iyisin. En son artık bizim sonumuz olan ateşi alma sonu, ateşi kendi üzerimize alma sonuna çok yaklaşmıştık. Bütün her şeyi de yapmıştık bu ölçüde. Bakıyorum verebileceğim bir şey var mı? Vereceğim bir şey yok. Teyzeye gidelim. Üzerimdeki materyallere bakacağım. Bakalım upgrade edebiliyor muyum? En son bildiğiniz gibi ben Dark Sword'a geçmiştim. Şöyle. Reinforce Weapon. Ne istiyorsun sen? Titanic Chunk istiyorsun. Titanic Chunk 2 tane gerekiyor. Bu arkadaştan geliştirebilmek için. Diğerlerine balta harcadığım için tabii ki onlardan edinmem gerekecek ama yani sorun değil, kesinlikle oyundaki ilerleyen bölümlerde bunları ediniyorsunuz arkadaşlar. Şu an alabileceğim şeylere bakıyorum. Bazı stoklarımı yeniliyorum. Güzel. Cartus Rock Resin. Daha önce Aldrich'te de gördüğümüz gibi aslında çok işe yarayan bir şey. Ward'ı kestiğimiz yere gidiyoruz bu arada. Bu resim sayesinde özellikle boss'lara, bazıları buna tamamen korumalıdır onu da söyleyeyim. Hani hepsine geçerli değil, benim kullandıklarımda kullanın. Boss'lara yeterince vurduğunuzda bleeding hasar dediğimiz kanama hasarını alıyorlar ve bir anda çok yüksek hasarlar vuruyorsunuz. Elimizdeki de seri bir kılıç. Gördüğünüz gibi +4'ten sonra da Strange de skala kazanıyor. Ben bu arada level atlamayı unutmuşum. Hemen onu da halledeyim. Böyle bazen çok önemli şeyleri unutabiliyoruz ama ondan konuşuyorum. Dark Sword hem PvP'de hem de PvE'de oyuncular tarafından çok tercih edilen bir kılıç. Long Sword olarak geçiyor. Normal bir kılıç ama diğerlerine göre birazcık range'i düşük diyelim sadece ama hani bayağı gömüyorsunuz silahla. Enteresan bir silah yani. Bayağı paramparça ediyorsunuz ortalığı. Şöyle bakıyorum. Seteran benim gayet iyi durumda. Endurance'ım iyi durumda. Vitality'ye de gidebilirim aslında. Aynen Vitality gidelim birazcık. Ya da Seteran'ı direkt kırklasam mı? Ama ona da gerek yok. Aynen Vitality'ye gidelim. Daha güzel, daha sağlam bir zırh giyeriz böylece. Havel yüzüğünü aldım mı ben, ona bakacağım. Havel yüzüğünü alabiliyor muyum diye bakacağım. Bazı şeyleri hatırlamayabiliyorum. Ludit gel bakalım koçum. Ne gerekiyormuş? Additional item. He, ben büyük ihtimalle bunun ruhunu sattım o yüzden alamıyorum. Tamam, sıkıntı yok. O zaman Warden bölgesine gidelim. Ve bir sonraki boss dövüşümüz olan Dancer of the Boreal Valley'e ulaşalım diyorum. Kötü mü olurdu yani? Zaten direkt çıkıyor boss karşınıza. İlginç boss. İlk fazını ciddi bir şekilde hızlı atlatmanız gerekiyor. Hem hızlı atlatmanız gerekiyor diyeyim, hem de çok fazla hasar yememeye çalışmanız gerekiyor. Çünkü Dancer'ın ikinci fazı çok fazla hasar potansiyeline sahip. Ve eline ikinci kılıcı alıyor. Aynı zamanda bu boss'un bir glitch'i de bulunuyor. Siz artık öyle çok vuramıyorsunuz. O oyun başındaydı koçum. Geç. Dancer'a salın siz. Burada Hatun öldü. Bunu öldürerek direkt boss'a ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Prens Lothric şu an bizim kaderi bizim ellerimizde. Geri dönmüyorlar biliyorsunuz bunlar. Tahtlarına ve
son taht, en büyükteki taht şeye ait, Lothric'e ait. O da geri dönmüyor. Bu da diyor ki Priceless, buranın rahibesi, diyor ki git diyor, onun ruhunu kurtar diyor artık. Yani yapacak bir şey yok, kurtarırız. Ve tam çözümün en başında da kullandığım, bu da artık hollow olmuş bir karakterimiz. Öyle öyle bugünlere geldik. Ve Dancer'ın girişi, kapılar kapanır. Ve bu biraz gene Bloodborne tarzında bir giriş. Ama Dancer oyundaki en sağlam boss dövüşlerinden biri bana göre. Özellikle oyunun başına girmeye çalışırsanız ciddi bir size meydan okuma sağlıyor. Verdiği şeyler de tabii ki Dancer'ın zırhı ve Dancer'ın kullandığı kılıçlar. PvP'de özellikle insanların çok fazla tercih ettiği şeyler. Bu yönden de önemli bir boss aslında. Hemen resimimizi çakıyoruz. İlk fazında gördüğünüz gibi birazcık yavaş yapıyor saldırılarını. İkinci fazında hızlanacak. Kılıç da tabii kısa bu sefer. Böyle yana doğru hamle yaptığında dikkatli olmanız halinde. Tabii ben iyice baltayla oynaya oynaya alışamadım fazla. Bakın bleeding damage'i vurduk. Şimdi ikinci kılıcını aldı. Ve kombosuna başlayacak. Bu kombodan uzak durun arkadaşlar. Kaçabildiğiniz kadar, ben köşede kaldım. Oh, iyi kurtardım ama. Gördüğünüz gibi baya vuruyor. Çok köşede kaldım. Güzel de gitmiştim ama çok köşede kaldım gördüğünüz gibi. O köşede kalmanın cezasını çektim. Tabii bir de baltayla oynaya baltaya alıştım. Hem Aldrich savaşında hem de Dancer'da onun sıkıntısını yaşıyorum. Ama Dark Sword'a alıştıktan sonra Dark Sword'da da gayet sağlam hareket yapabiliyorsunuz. Hop. Geçer giderler böyle adama. O bize doğru gelecektir. Bu patlamaya aman dikkat. Keşke ben bir Ember basaydım. Onu unuttuk. Ember'sız biraz zorlayıcı olabilir bu boss dövüşü. Hemen Ember'ı basıyorum. Sizi bu yavaş hareketiyle yakalamaya çalışabilir. Aman diyorum. Şöyle kaçıyorum hemen. Sağlığımı da yenileyeceğim. Şimdi ikinci kılıcı çıkarttı ve komboya başlıyor arkadaşlar. Hakikaten çok sakat da bir combo. Burada bir patlama yaratacak. Bu patlamadan kaçın ve yeniden saldırmaya devam edin. Şu an sarstım onu ama sert hareketler. Ve bu şekilde ikinci de gayet zorlanmadan geçtim. İlkinde yerimi iyi hesaplayamadığım için Dancer'da biraz zorlandım. Ama ikinci de gördüğünüz gibi onu orta tarafa çektim. Ve saldırılarından hissedip eğilerek diyorum, yuvarlanarak çok rahat bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. Böylece de bu boss'u haklayabiliyorsunuz. Gayet de güzel bir ruh puan veriyor. Ama gördüğünüz gibi hani zor bir boss dövüş aslında ama hani planladım hareketlerimi düzgün bir şekilde. Karthus Rock burada çok önemli sizin için kullandığınız o resin. Kanama hasarı veren resin çok önemli. Aklınızda olsun. Birazcık daha vitality gidelim. 25'e kadar çıkarsam benim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi geri döneceğim. Dancer'ın bulunduğu bölgeden artık bir sonraki yere gideceğiz. Burada yolumuz ikiye ayrılacak. Smoldering Lake gibi burada da gideceğimiz o şey... Consummate King Garden diye başka bir bölge var. Oraya gitmeyeceğiz. Ben daha önceden söylediğim gibi ilk olarak ilk benim hedefim oyunda
sizlere oyunun normal oynanışını, normalde boss'a gitmemiz gereken asıl boss'umuza, yani son boss'a gitmemiz gereken aşamaları yapıp oraya kadar götüreceğim. Son boss'a girmeyeceğim. Ardından Smoldering Lake, Consummate King Garden gibi 4 tane farklı opsiyonel bölge olması lazım. Onları da teker teker her bölüm başı olarak geçeceğiz arkadaşlar. Bu da ne kıvamlı bir kandır. Şu an Lothric Kalesi'ne çıkıyoruz. Geldiğimiz yönden daha doğrusu. Buraya ilk başta da ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi oradaki yüksek rahibeyi öldürerek çat diye yukarı çıkarsanız, giderseniz oraya gittiğinizde ne olur orasını bilemem. O kadar düşük bir level'da. Gerçi Dancer'ı güçlü level'da kesmek de bayağı zor bu arada. Ilgar bencem bayağı bir uğraşmıştık böyle, daha böyle bir de bizim Ilgar'la üstümüzdeki eşyalar da çok cacıktı. Bayağı da bir zorlana kesmiştik birkaç saatte. Öyle bir kendimize challenge koymuştuk. Halbuki sonradan öğrendik glitch'i varmış. Bir tane glitch'i var ama o glitch'i göstermeyeceğim. Niye? Glitch kötüdür. Aman diyorum. Şimdi bakın buradan gidebilirsiniz. Şu şekilde. Buradan gidilmiyordu. Pardon. Buradan aşağı atlanıyordu. Evet. Çünkü yukarıda bir tane şey var. Bonfire var. Şimdi burada ikiye ayrılıyor. Bir yol burası arkadaşlar. Burası Osiris'in olduğu yere gidiyor. Orada zaten bekçisi var. Bizim amacımız oraya gitmek değil. Bizim amacımız kaleye gitmek. Kalenin içine ulaşmak. Zaten oyunun normal gameplay'inde şu an 2 tane falan boss kalmış olması lazım. Şimdi bu arkadaş çok tehlikeli. Burada biraz farklı tarzda düşmanlarla karşılaşacağız arkadaşlar. Mesela ben ilk bunu öldürdüm. Burada diğer arkadaş bunu buff'luyor. Hatta ona heal veriyor diyebilirim. İyi de vurdu. Dur birazcık dikkatli oynayayım. Oh. Abo. Sakin. Bunda birazcık fail oldum. Bakar mısınız ne biçim vuruyor ya? Baya fail oldum. Normalde birkaç vuruşta halledebileceğim adamı edemedim. Ama şimdi oldu. Neyse, en azından bonfire'a az var da bu rezilliğim pek göze çarpmayacak. Resmen 5 tane 6 tane şey harcadım. Şurada bir yerde de buff veren olması lazım. Aynen burada. Gel bakalım mızrakçı. Ağır fail oldum ya. Onlar gerçekten biraz zor ölüyorlar ama o kadar da değil yani. Oo. Gel. Teşekkürler. Şöyle kalkarken bir tane daha vuruyoruz ve Lush Titan'ın şartın keyfini çıkartıyoruz. Burada bir tane daha var. Oo. İkinci vuruşunda çoğu kez kaçırıyor. Bak ya. Oo, heal basıyor, arkadaki çıktı ortaya. Ama geç kaldım be koç. Biz onu parçaladık. Şimdi Lothric Castle'ın içindeki bonfire'ı yaktım. Artık rahatız. Tabii ne kadar rahat olabilirsek. Şimdi buranın özelliği, az önce bir yere çıkmıştım, hiçbir yere gitmiyor gibi görünüyordu. Şöyle göstereyim arkadaşlar size de. Şuradan aşağı atlayarak buradaki bonfire açıp diğer taraftan direkt Osiris'in bahçesine gidebiliyoruz. Hani buranın ilk kısa yolu orası diyebilirim. Ta Dancer'ın merdivenlerine çıkmak istemeyenler için. Şu muhtemelen şeydi. Değilmiş. Hood of Prayer. Güzel. Yukarıda manyağın sesi de geliyor. Aynı Bloodborne'daki sesi vermişler. Bir tane Titanic Chunk aldık. Burada tabii ki oyunun başındaki düşmanların daha güçlü versiyonları gelecek arkadaşlar. İlk Lothric Kalesi'ndeki o düşmanların daha güçlü, daha tehlikeli versiyonları geliyor sürekli.
Şurada bir tane var. Daha bir sürü gelecek onlardan. Bir tane daha Titanic Chunk aldık. Baya baya toplaşacaklar şimdi. Ha geldi. Bırakın gelsinler diyorum. Şöyle kılıcımızın tadına baksınlar. Tabii o kadar dayanamazsın hiçbir zaman. Hemen Lush Titan'ın şartı da aldık. Şimdi burada yukarıda manyak var. Her zaman olduğu gibi. Şşt. Gelsene. Pardon. Hacı gel. Aa geliyor. Baba hareketlere bak. Ne yapıyorsun? Gelsene buraya. Attı fırlattı elindeki her şeyi. Şşt gel. Aa glitch'te mi kaldı bu? Abi gel. Yemin ediyorum gittim ben getirdim herifi ya. Adamı biz zorla öldüreceğiz böyle giderse. Gel. Adam yolluyor yenisini çıkartıyor. Lükse bak. Oo bu iyiydi. Oh. Hadi bir backstep sonunda. Şöyle kendisini hak rahmetine kavuşturduk. Minik bir ara oldu. Bizimkiler geldi. O arada. Şöyle ilerliyorum. Twinkin Titanic bulduk. Şurada bir tane gizli yol olması lazım. Bu tarafta mıydı? Diğer tarafta mıydı? Ben bu taraftaymış. Bakın tabloya bakın tabloya. Aman aman aman. Az önceki şövalyenin, Winged Knight'ın eşyalarını da böylece bulmuş olduk. Buradan ne tarafa gidiyorduk? Gene geldiğimiz yöne gidiyor olmamız lazım. Aynen. Hemen aşağı atlıyorum. Ve devam ediyorum. Burada bayağı iyi düşmanlar arka arkaya geliyorlar. Haberiniz olsun. Yani ikiniz birden gelmeseniz ne olurdu? Aman diyorum. Çok çok tehlikeli olaylara girdik arkadaşlar. Ama bana mısın demiyorum ve hepsini ikisini birden yok ettik. Şimdi geri yukarı çıkacağım. Bir sağlık yenileceğim. Çünkü sağlık yenilememi engelleyen o eşyayı atan eleman var bir taraflarda. Onu da halletmek gerekiyor. Burada yukarı çıkan olacak mıydı? Evet. Şöyle onu da hallettik. Burada bol bol malzeme bulacaksınız. Titanic chunkları bulacaksınız arkadaşlar. Sana bir selamımızı çaktık. Bu Titanic chunklarla elindeki Dark Sword'u yüksek bir seviyeye çekebileceğim. Bir tane Ravgen bulduk. Şurada yukarıdan gelecektik zaten. Bonfire yakmadan önce şuradan bir tane Ember alıyorum. İlk olarak şöyle gideceğim. Bakın burada iki tane Weaver'im var. Ve onlar bayağı tehlikeli durumdalar. Yani bayağı bayağı tehlikeliler arkadaşlar. Bu da huzurlu bir uykuya. Aa hiç tutmadı. Biraz tutaydı. Bu gözleri kırmızılı olanlar hakikaten size sıkıntı çıkartabilecek düşman tipleri. Oh. Oh oh oh.
Neden mızraklardan nefret ediyorum anlıyorum ya. Bakar mısınız? Tek seferde açıyor benim şeyi. Aha, gardını düşürdün. Onu da bu şekilde geçiyoruz. Bir tane Great Lance aldık. Lord Titan, Lush Titan's Shard. Bayağı da eşyalarımızı toplamış olduk. Şimdi benim 31.000 ruhum var. 31.700. Geri döneceğim hemen Shrine'a. Biraz seviyemi alacağım. Aynı zamanda silahımı da artı 7'ye çıkartabiliyor olmam lazım. Silahları yükseltmekten özellikle ilk böyle 3-4 tane silah falan, hani ben bunu saklayayım da şöyle olsun da böyle olsun diye düşünmeyin. Hakikaten bol bol buluyorsunuz. Mesela elimizde şu an bu silahı artı 10 yapabilecek olan materyal de var. Yani her şeyiniz rahat rahat hazır oluyor. O yüzden hani çok fazla kendinizi kasmayın ve bol bol da materyal buluyorsunuz. Giant Coal verdik. Onu da Honor Londo'da bulmuştuk hatırlarsanız. Artı 7'ye çıkarttım. Şimdi bununla konuşuyoruz. Ne diyormuş? Aldrich'in ruhu, Dancer'ın ruhu. Hiçbiri umurumda değil bunların. Çünkü ben onların verdiği eşyaları almayacağım. O yüzden birazcık daha seviye niye kasmayalım? Şöyle bakıyorum. 25'e kadar çıkartmama izin verdi. Böylece daha fazla eşya giyebileceğim üzerime. Dragon Barracks'a geri dönüyoruz. Buradan kaleyi keşfimize devam edeceğiz. Artık oyunun sondan, aslına bakarsanız hani şöyle diyeyim, opsiyonel bölgeleri saymadığımız artık son bölümlerindeyiz. Hani Lothric Castle'da Prens Lothric'i öldüreceğiz. Ardından zaten pardon, burada bir boss daha öldüreceğiz. Ardından arşivlerde Prens Lothric var. Hemen ardından da zaten tam çözüm serimiz opsiyonel bölgeleri dönecek ve ardından da sona erecek. Burada Undead Bone Shard var. Şimdi bunlar dönüşenler. O yüzden dikkat edin. Çünkü burada da alabileceğimiz güzel eşyalar var. Gördüğünüz gibi Titanic Chunk'lar var. O dönüşmeden koşmaya çalışacağım. Maalesef böyle bir şey başaramadım. Elimde de hiç bomba bırakmamışım. İyi vuruyorlar çünkü. Ve çok köşede bir yerdeyim. Of of of. Bakar mısınız ne biçim köşede kaldım? Ne manyak çıktın, çık şu köşeden ya. Hah? Rahat rahat öldüreyim seni. Ver Ember'ını da. Lush Titan'ı şart verdi. Ember vereydin iyiydi. Bir tane daha Titan'ı Chunk var burada. Bir sonraki şeyde buraya zaten geri döneceğiz. Orada yukarıda bulduğumuz eşyayı da alacağız. Buradaki eşyaları hepsini almak çok önemli bir noktada. Çünkü bayağı güzel eşyalar kazanıyoruz. Şimdi burada tuzak var. Haberiniz olsun ya, aklınızda olsun. Aha da tuzak geldiler. Neyse en azından birini aldık. Aa, çok güzel yakaladım. Bunu da yakaladık. Öyle mal mal bakarsan adamı öldürürler. Bakayım ben şeyi giyebiliyor muyum artık? Aa bakın çok güzel. Zırh setini tamamen giyebiliyorum. Ay Allah'ım, manyaklar. Şöyle onu da hallettik. Bakın gördüğünüz gibi az önce bölgede aşağı inerken alacağımız dediğimiz Throne Knight'ları aldık. Burada yine tanıdık dostlarımızdan biri var, Winged Knight var. Onun gelmesini bekliyorum. Of. Şöyle bir backstep çok güzel oldu.
Oo. Ama bu sefer yemezler. Bir tane daha Lush Titan Shard görüyorsunuz. Hele bir de luck varsa üzerinizde inanılmaz sayıda eşya düşürebiliyorsunuz. Hani luck'ı birazcık geliştirerek bayağı da rahat edebilirsiniz aslında. Şurası aslında gideceğimiz bölgelerden biri. O gideceğimiz bölgelerden birinin kısa yolu. Aklınızda olsun bu da. Ya da buradan aşağıya direkt inebilirsiniz. Benim yapacağım gibi. Çünkü şurada bulunan eşyayı da alacaktım. Düşmanları resetlememe gerek yok. Bu sefer direkt aşağıya atlayacağım. Bakın onlar harekete geçtiler ve ortalığı paramparça edecekler. Ah, alabiliyorum. Evet, burada. Burada bir tane daha Titanic Chunk var. Yani Dark Sword'umuz için bayağı da bir Titanic Chunk toplamış olduk böylece. Bakın 5 tane var şu an elimizde. Galiba 6 ya da 4 tane ile 8'e çıkıyor olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Onu 9'a çıkarttığımız gibi zaten elimizde Titanic Slap da var. Çok hızlı bir şekilde seviyeleri atlatmış olacağız. İlk önce Halbert'li geliyor. Halbert'li alın. Ama Allah Allah, yedik şeyi. Nereden atıyorlar kim bilir. Oh. Aşağı düşmeyelim iyiydi ama olsun, düştük bir kere. Zaten burada Tingen Titan'ı unutmuşum. Bak, kullanamıyoruz. Üzerimizde o büyü varken. Hemen hızlı bir şekilde kaldığım yere geri döneceğim. O bölgeden ilerlememiz gerekiyor çünkü. O kapıdan farklı şekillerde de geçebilirsiniz ama hani burası çok geniş bir bölge. Tıpkı Undead Settlement gibi çok geniş bir bölge. Ve gerçekten çok yararlı eşyaları kazanıyoruz arkadaşlar. Bu yararlı eşyalar da bizim oyundaki ilerleyişimize çok büyük bir katkıda bulunuyor. Hemen şöyle yapacağım. Şuradaki eşyayı unutmuştum zaten. Yani unutmasam da olurmuş. Unutsam da olurmuş, pardon. Şimdi aşağısı bayağı tehlikeli. Hadi YOLO yapalım biraz. Of. Ana, ben nereye düştüm? Ay, yanlış yapmışız. Meğersem yanlış tarafa atlamışım. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar baya baya ben yanlış tarafa atlamışım. Bunlar da peşimden geliyor şimdi. Haydi bakalım. Bu tarafa atlamam gerekirken ben ters tarafa atlamışım. Umarım takip etmezler. Çünkü burada zaten yeterince sorun var. Bakıyorum. Evet, yeterince sorun var. Şurada nöbetçi var bir tane. İlk önce onunla uğraşın. Gelsin üstünüze. Her zaman hamlesini yapmasını bekliyoruz. Ardından Dark Sword'un özelliği bu lunge dediğimiz atağı yapabiliyor olması ve bu nasıl söyleyeyim, long sword dediğimiz kılıçlar arasında, uzun kılıçlar arasında bunu yapabilen tek kılıç. Bu yüzden de çok özel bir kılıç. Hemen ilerleyişime devam ediyorum. Şurada kahrolası knight'lar var. Şöyle görüyorsunuz. Aslında bir anın bir yere çıktığı yok ama işte knight olsun, torba da olsun. Gelmesini bekliyorum. Çok güzel açığını yakaladık. Gördüğünüz gibi lancla inanılmaz hasar verebiliyorum. Ay 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 ay. O da aynısını bana yaptı. Yani şu oyundan mızrağı çıkartsınlar lütfen ya. Bu sefer yemedi tabi. Hayır, aşağıda Outrider Knight var ve Outrider Knight'lar bildiğiniz gibi çok yüksek hasarlar vurabiliyorlar. O yüzden hani bunlarda çok fazla vakit de kaybetmemem gerekiyor olabilir. Ama ben kaybediyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Vay maşallah koçuma. Bakar mısın? Bu nedir ya? Çok takılıyor oyun. SSD'den mi oynasak? Ne yapsak? Çok takılıyor. Size söylediğim gibi hard disk ile alakalı problemlerim var. O yüzden birazcık grafik ayarlarını düşürmek zorunda kaldım. Hatta şu an düşürüyorum. Belki bir olumlu etkisi olur. Bu bölgede özellikle çok fazla FPS düşmeleri yaşıyorum.
Şöyle atlıyorum. Ay Allah. Çok takılıyor. Gerçekten buralarda arkadaşlar çok takılıyor oyun bende. Bunu acilen çözebilmem lazım. Şöyle ilerliyorum. Ruhlarım da şu tarafta kaldı. Atalım bakalım. Gelsin. Çok karizmatik geliyorsun ama... Oh. Bir kalkanla bu kadar hasar gerçekten hayret verici. Hey maşallah. Şöyle arkasına doğru sızdım. Kendisini hak rahmete kavuşturdum. Bol bol da Lush Titan'in şartım oldu böylece. Bu sefer yemezler diyorum ve kendisini intikamımla baş başa bırakıyorum. Verdiği Lush Titanitlerle kalır öyle. Bana kazandırdığı Titanitlerle yaşasın. Buradan ileri gideceğim. Aşağıda Outrider Knight var. Burası hala gördüğünüz gibi çok tehlikeli bir yer. Bir tane Revgen burada bulduk. Buradan aşağı ineceğim. Şöyle soğuk korumamı arttıracak bir şeye ihtiyacım var. Aynı zamanda alevli bir şeye ihtiyacım var. Aşağıdaki Outrider Knight birazcık sıkıntılı bir arkadaşımız. Sorunları var kendi içinde. Yani gördüğünüz gibi diğer bütün Outrider Knight'lar gibi manyağın önde gideni. Şu özellikle son yere düştüğü combo var ya arkadaşlar, ona yakalanmayın. Yani size tavsiye. Kendisi hak rahmetine kavuştu. Oyunda yaklaşık bunlardan 3 tane var. Yaklaşık değil, tam olarak 3 tane var. Bu 3 tanenin sonunda size zırhını da veriyor. Burada galiba hiçbirinde yoktu mimik ama Titan Scale bulduk. Gene güzel bir eşya. Yine de biz her zaman olduğu gibi, gördüğünüz gibi bayağı ödüllü bir oda aslında burası. Bayağı sağlam eşyalar kazandık. Twinkin Titanit'ten tutun da Titanit Scale'a kadar hem boss silahlarını hem de özel silahları, kendine getirecek eşyaları kazandık. Bakıyorum gideceğim bölgeye. Şöyle dümdüz karşıya gideceğim. Buradan dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Hiç sağa sola falan hiçbir yere sapmayın. Direkt dümdüz gidiyoruz ve burası birazcık tehlikeli. Hızlı olun. Karanlık bir yer ve sürekli bomba atan manyaklar var. Ve etrafta da sürekli bomba varilleri var. Hani hakikaten canınızı çok sıkabilir burası bu ölçüden. Bakın her yerden atıyorlar, görüyor musunuz? Atma! Ben sana vuruyor muyum? Aha. Şakaya bak. Şimdi burada bir tane de herkesi uyandıran manyaktan var. O herkesi uyandıramadan biz kendilerini haklıyoruz. Şu şekilde. Hemen bir tane daha Titanic skill aldık. Titanic boss silahlarını artık artı 5'e çıkartacak kadar çok silah kazandık. Burada mimik var her zamanki gibi. Gel gel. Ay, yakaladı mı? Öldüremeyecekti ama bu büyükler gibi.
Ama bu sefer öldürecek. Şöyle hemen yenileyelim de şeyimizi. O da hak rahmetine kavuştu. Simba sen Simba'la haberiniz. Bir tane daha Titan Scale, hatta iki tane daha Titan Scale. Dediğim gibi bayağı artık buralarda eşya kazanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yapacağım şey, aşağı atlayıp direkt boss'a gidebilirim. Ve aşağıda gerçekten çok ciddi sıkıntılı bir knight da var. Onu da uyarısını vereyim. Ama ben burada ilk olarak kapıyı açacağım. Kapıyı açacağım ve karşı tarafa gideceğim. Buradaki iki tane Wyvern'in Darkness'ı Abyss tarafından ele geçirilmiş durumda. Bunların zaten özelliği de o. Onların kurtuluşunun anahtarı olacağız arkadaşlar. Şuradan gidiliyor muydu? Daha güzel olsun. Çünkü diğer tarafta merdiveni gözlüyor eşek spaları, bakar mısınız? Direkt bombacılar bekliyorlar orada. Gördüğünüz gibi. Large Soul, Nameless Soldier. Sakin, sakin. Ben size vuruyorum sanki. Buradan direkt geri dönüyorduk. Titanic Chunk'ı aldık. Aynen, direkt kapı yoluna çıkıyoruz. Şimdi artık oradan hızlı geçebiliriz ama bizim tarzımıza uygun değil biliyorsunuz böyle şeyler. Biz her zaman zoru deniyoruz bu seride. 3 tane karanlık bombadan varmış. Burada Darkness var arkadaşlar. Bir anda ortaya çıkacak. Ve bayağı Curse Merse salgılıyor etrafa. Laneti size geçirmeye çalışıyor. Vurabildiğiniz kadar vurun işte böyle. Bombayla rahat rahat kendisini etkisiz hale getirebilirsiniz. Bak o nasıl bir curse'tür bu ya. İki tane vurduğunda direkt selameti alıyorsunuz. Direkt ölüyorsunuz bu şekilde curse'le. Direkt Wyvern zaten yok oldu. Aynı zamanda Titanic Chunk kazandık. Şimdi bir taraf böyle. Diğer taraftaki de zaten kapıyı açmamızda dondu kaldı. Şu karşıdaki eşyayı alacağım. Ve ilk olarak Wyvern'ler artık hareket halinde olmadığı için bir yenileme yapacağım. Hemen bir gideceğim. 56.000 de ruhum var. Artık boss'un olduğu bölgeye de zaten çok yakınız. Ya gördüğünüz gibi buralar bomboş. Ember alıyoruz. Bayağı da şuradan yukarıdan aşağıya düşmemiz gerekiyor. Bir saniye. Oradaki eşyayı da alayım da aman almadım olmasın. Gözümün önündeki şeyi kaçırmayayım. Sonra unuturuz falan, geliriz buraya. Canımız sıkılmasın. Bol bol da silah upgrade yapacak eşyamız bulunuyor şu an. Oraya nereden atlıyorduk, sadece onu bulmam lazım. Ha, buradan direkt çıkış varmış, tamam. Hemen ilerliyorum. Tabii stamina da bol olunca. Bir adet daha Titan'ın skill bulduk. Lightning Urn bulduk. Özellikle bu kırmızı gözlü şövalyeler karşısında Lightning Urn ya da ejderhalar karşısında Lightning Urn gibi şeyler, Urn gibi eşyalar çok etkili arkadaşlar. Ben Filing Shrine'a gidiyorum. Dragon Armor boss'undan önce küçük bir keşfedilecek bölge kaldı. Zaten oradan yukarı çıkıyoruz. Dragon Slayer Armored boss'uyla karşılaşıyoruz. O da bayağı tehlikeli bir boss yine. Her ne kadar Ornstein'in zırhını giyse de kendisi bir Ornstein değil. Bir Ornstein etmez, net söyleyeyim. Bakayım, elektrik bol bol var. Zaten şunlardan almam gerekecek bir 5-6 tane. Güzel oldu. Ona karşı magic çok etkili. Silahıma direkt onun güçlendirmesini vereceğim.
Dice World'u 8'e çıkarttık. 9'a çıkartabilmek için sadece 2 tane daha Titanic Chunk'a ihtiyacımız var. Hemen ardından da artı 10 yapabileceğiz. Yani çok hızlı bir şekilde aslında artı 10'u ulaştıracağız silahımızı. Hemen seviyemi alayım. Diğer her şey yeterli gibi görünüyor. Ben şunu artık bir 40'a götüreyim diyorum. Zaten sadece bir seviye alabiliyoruz artık. Artık ne kadar çok varsa. Şimdi ben... aynen. Elimdeki kalkanı da güçlendirecektim. Ay. Seçeneği seçemedik. Artık Estus Mestus'a vermiyorlar bize ya. Neredesin kalkan? Çok güzel bir kalkan ama dikkatli olmanız lazım çünkü Twink'in Titanite istiyor arkadaşlar. Titanite slab'ı tabii ki buna harcamayacağım. Ona da infuse çakamıyorduk zaten. Böylece burayı halletmiş olduk. Artık tek yapmamız gereken boss dövüşüne hazırlanmak. O bölgedeki son işlerimizi halletmek. Bonshard'ı yakalım. Başka yoktu galiba. Aynen. Dragon Barracks'a geri dönüyoruz. Orada karşımızda bir üçlü dörtlü bir şövalye takım var. En yukarıda duran benim ilk başta Rotic Castle'a girdiğimde zorlandığım düşman gibi çok zorlu. Gözleri kırmızı çünkü. Hemen yukarı çıkıyorum. Artık Weaver'ın tehlikesi yok. Ama onların diplerinde yaşayan, onları ortaya çıkartan Abyss ve Darkness'ın etkisi devam ediyor. Oraya gittiğimde zaten kendilerine de bir selamı çakacağım. Şimdi burada büyücüler var. Bu eşek spaları var ya, pisliğin önde gidenler temizleyin gitsin. Kaçın sonra da. Topuklayın kaçın çünkü arkadan bayağı manyağın tek geliyor. Bağa geliyorlar. Aa geliyorlar valla. İkiniz gelmeyin. Tek tek gelin. Ben ikinizi birden yok edemem çünkü. Sen beni bayağı takip edeceksin ben biliyorum. Gel. Hemen backstep. Bakar mısın? Canı gitmiyor ya. Bakar mısın ya? Ya heal'lama şunu ya. Gel şimdi. Adamın o kadar canını geliştirmeye öldürmeye uğraştı. Geldi fullledi canını ya. Bakın normalde bu saldırıları sadece Longsword'lar yapıyor ama Darksword'un özelliği zaten bunu kendisinde yapabilmesi, kısa bir kılıç olmasına rağmen. Pardon, Greatsword'lar yapabiliyor diyecektim. Yani bu kalkanlar var ya, o kalkanları hepsini yok edeceğim, yemin ediyorum. Bakar mısın ne biçim vuruyor ya? Of of of. Gel bakalım. Sana da şöyle bir selamımı çakalım. Değil mi? Ver Lash Titan'in şart. Lazım olacak. Kayıtlarda sıkıntı yok. Ember'ı da çakalım. Lash'tan ben de Dark Sword'a alışmaya başladım. Ben Dark Sword'da daha önce hiç oynamadım düşürmüş olmama rağmen. Genelde oynadığım silahlarla devam ederim diye düşünürken bir anda kendimi siz böyle baltayı değiştir derken bari oynamışken en sağlamıyla oynayalım dedim. Bakın burada bir NPC'yim ve Egon of Karim. Bakın burada size yardıma geliyormuş. Haberiniz olsun. Bu canlı mıydı? Değilmiş. Titanic Scale'lara doyuyoruz. Vallahi doyuyoruz yani. Şöyle gidelim. Şurada aşağı düştüğümüzde eşya olması lazım. Ama geri çıkması sıkıntı. Red Tearstone. Çok geç alıyoruz bu
Yani canımız azken çok %20 hasar vermemizi sağlıyor. %20 daha fazla hasar vermemizi sağlayan bir yüzük. Şurada kısa yolda aktif edeceğim. Ha, bu taraftan olmuyordu bu. Galiba Consummate Garden içindi. Şimdi burada minik ufak bir sorunumuz var. O aşağı gidip o eşyayı almak istiyorum. Şurada zaten boss kapısı. Ama buraya hızlı bir şekilde dönmem lazım. Sunlight Medal. O yüzden ilk olarak şurayı halledeceğim. Orada eşyayı aldıktan sonra aşağıya inip buradan kısa yoldan boss dövüşüne ulaşmak istiyorum. Ha, şurada bir eşya olması lazım. Titan'in çanka doyuyoruz. Galiba artı 10 yapacağız boss dövüşüne girmeden. Öyle öngörmeye başladım ben. Oha oha. Ya bu nasıl bir vurmadır ya? İnsan insana böyle vurur mu ya? Bakar mısın ya? Sen bir poise'a gir de. Heh, sen de vur, sen de vur. Zaten kılıçlar var. Kılıç da değmiyor etrafa. Şöyle sana da tek atalım. Tam terbiyesizler ya. Knight's Ring. Hemen elimizdeki eşyalara da bakalım. Red Tear Stone Ring. Canınız %20'nin galiba ya %20 ya %20 onun altındayken %20 ataklarınızı boostluyor. Herhangi bir atağınızı, yani büyü de olur, her şey olabilir. CTR yükseltiyor. Curse Resistance. Daha fazla ruh. Aa, bakın bunu yapayım. Aynen. Haber ringi zaten almışız. Merhaba. Hiç korkak alıştırmayın. Kırmızı gözlü gördüğünüzde hiç elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Çünkü bunlar zaten pislik. Bakar mısınız ya, vurduğu nasıl bir şey ya? Aha, iki yiyorsun ya. Bu nasıl bir şeydir? Bir kere kaç ama iki tane yiyince ölür mü insan ya? Neyse, oraya hızlı hızlı gideceğiz artık. Zaten kapıyı açtık. Şöyle Ember'ımızı yiyelim. Dikkatimizi toparlayıp oraya gidelim. Çünkü yani böyle yakaladığı anda iki tane vuran bir düşman biraz da sıkıntı o noktada. Her ne kadar canımız, her şeyimiz, sınırımız yeterli olsa da ya iki vuruyor yani düşman. Yapacak bir şey yok. Bir kere kaçır, iki taneyi gömüyor kafana. Tabi buradaki ondan çok da farklı değil. Bir de bunu buff'lıyorlar, canını buff'lıyorlar. Aferin, daha çok buff'layın canını. Yani hiç vuramayalım edemeyelim adama. O belli bir noktaya kadar bizi takip edecek. Bakalım boss dövüşüne ne kadar takılacak. Biraz grafikleri düşürmek zorunda kaldım. Hardlisk'imle daha önce de söyledim. Çok büyük problem yaşıyorum ama yapacak da bir şey yok. Halledeceğiz yani. Bir şekilde geçilecek bu bosslar. Bu tam çözümde. Vay manyak. Kim aşağı atlayacak mı? Atlamadı. Atlayacak mı? Merdiven varmış la zaten. Ben de insanları yanlış yönlendiriyorum. Böyle atlıyorlar benim gibi aşağı. Gel gel. Bu sefer sana bir sürprizim var. Aha, ikinci geliyor. Aha. Hah, şöyle ya. Bir tek sen mi yapabiliyorsun hareketleri koçum? Hemen Titan işaretlerine ver. Burası sol elinde
Sunlight Medal'larımızı buradan veriyoruz. Sunlight Medal'da şöyle anlatayım. Covenant'a buradan katılıyorsunuz. Warrior of Sunlight. Covenant amblemi şu. Buna basıp birine yardıma gittiğinizde yardım başarılı olması halinde veya tüm invade'in başarılı olması halinde Sunlight Medal kazanıyorsunuz. Böylece bu Covenant'a ait olan eşyaları alabiliyorsunuz belli farklı seviyelerde. Şimdi kısa yolun bir noktasını açtık. Şimdi ikinci noktasında sıra. Buradan oraya bombamı eriştirebiliyor muyum? Sadece ona bakacağım. Hiç aşağı inmeyeyim bence. Evet, çok güzel. Rahat rahat ineriz aşağı. Şöyle. Bombaları ata ata. Kendisi zaten şu an çok sinirli olmalı. Kafasına bomba geliyor. Diğer birbirinde yok olacak böylece. Ve gerisinde Lush Titan'ı şart bırakacak. Titan'ı chunk pardon. Şurada alınacak bir şey var mıydı? Bakıyorum yok. İçeride mimik var. Anında burada. Onu da her zaman bazen görmeyenler oluyor benim bu taktiği. Daha doğrusu herkesin bildiği ama yanında Undead Bone Shard yokmuş maalesef. O yüzden normal dalacağız yine. Onu arada göstermek hoşuma gidiyor çünkü. Hani illa mimikle uğraşmanıza gerek yok manasında. Şu şekilde kendisini parçalıyoruz. Sunlight Stress Ward verdi. Güzel de bir silah verdi bize. Brilliant Divine Tomb of Lothric. Önemli bu da yine Iron of Karim'in questline ile doğrudan ilgili bir eşya. Vay manyak. Şuradan dümdüz çıkıyorum. En son sanırsam bu taraftaydı. Size gösterecektim. Bir yerden aşağı atlayacaktım. Oraya gideceğim. Ve ardından da hemen önce mekana, sonrasında da boss dövüşüne ilerleyeceğim. Ve bu bölümde ilginç bir şekilde bu sefer iki tane boss kesmiş olacağız. Hey maşallah. Ben genelde böyle atlıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi yani bunda hangisi? RB yani R1 PlayStation'da da. Bu şekilde atlayarak yere çok daha hızlı ve oturaklı bir düşüş yapabiliyorum. Kaymamı falan engelliyor. Şu an bonfire'a gideceğim. Çok da önemli bir şey vermiyor burada, aklınızda olsun. Ben sadece hepsini toplamak için alıyorum. Şimdi artık boss dövüşüne hazırız. Elimizde bakıyorum ruhlara da. Şunu da yok edelim. Ezelim gitsin ruhu. Zarar yok. Hemen seviyemizi alalım. Zaten bayağı bir ruh kalacak. Bakıyor elimdeki Titan'in chunk sayısına bakacağım. Evet artı 10 yapabiliyoruz şu an Dark Sword'u. Bunu da çıkartalım da. Neredesin Dark Sword? Artı 9 hatırlarsanız Siege Ward of Katarina bize ilk Titan slab'ımızı vermişti. Zaten Siege Ward of Katarina'nın görevini erkenden yapmamızın en büyük sebebi buydu. Bu sayede tamamen geliştirmiş olduk silahımızı. Gördüğünüz gibi tamamen geliştirdik şu an. Ama elimizde silah yok. Alalım. silah geliştirdik diyoruz. Orada da silah yok. Bundan alacağım. Daha önce de söylediğim gibi büyü hasarına karşı dayanıksız. Sen vermiyorsun bir şey bize zaten. Pislik. Dragon Barracks'a geri dönüyoruz. Artık dümdüz gideceğiz. Halbuki orada bir tane de kısa yol vardı. Onu da aktif etseydik diyecektim. Aktif ettik mi diye düşünüyorum şu an. Bir tane kapı açmıştık hatta. Aynen. Orası bir sıkıntı da değil şu an. Her seferinde buradan koşacağız. Orası arka tarafa doğru çıkıyordu. Hadi bakalım. Dragon Slayer Armor'la olan dövüşümüze artık şöyle saçma sapan upuzun bir yol kaldı. Yani şu Knight olmaz zaten bu yol çekilir de. Bu Knight varken bu yol çekilmiyor. Böyle kaçıyorsunuz. Her zaman zıplayın yanınızdan geçerken ki
vurma şansını iyice düşürün onun. Yoksa iyi vuruyor yani. Burada benim tek sıkıntım FPS düşüşü olabilir. Dediğim gibi size her ne kadar yansımıyor olsa da 30 FPS'yi sabitlediğim için görüntülere ciddi bir FPS problemi yaşıyorum. Dragon Slayer Armor dövüşüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hayvan bir boss dövüşü. Yani bu nasıl bir şeydir? Bir de böyle agresif davranmıyor ya. Ah ah, kalkanı yedik. Hey maşallah. Kaçın bunu yaptığında. Kaç. Aynen. Bu tarz saldırılarında tam hareket edeceği zaman böyle gördüğünüz gibi bayağı da sağlam bir boss dövüşü oldu. Faz bile atlamaya şansı olmadı. Elimizdeki kılıcın artı 10 olması, ona doğru hamlelerle yaklaşmamız Dragon Slayer Armor'un çok hızlı bir şekilde vefat etmesine yol açtı. Kendisinin 40 gün sonra 40'ı vardır. 40 gün sonra zaten insanın 40'ı olur. Neyse. Bu kötü esprinin ardından gördüğünüz gibi bu bölümde tam 2 tane boss haklamış olduk. Lothric Castle'ı tamamen bitirmiş olduk. Bir sonraki bölüm birçok açıdan, yani bir açıdan daha doğrusu oyunun son bölümü, sondan bir önceki bölümü olacak. Çünkü bir sonraki bölümde artık arşivlere gideceğiz. Daha önceden Dux Archive olarak bilinen bölgeye gideceğiz. Yani benim tahminlerim, benim teorilerim o yönde. Ardından Prens Lothric'le karşılaşıp bütün Core Lord'larını ele geçirmiş olacağız. Ama bunu yapmayacağız. Yani bir sonraki bölümde Archive'a gideceğiz ve oyunu bitirmeyeceğiz. Ondan sonraki Smoldering Lake gibi diğer geçebileceğimiz opsiyonel size göstermek istediğim bölgeleri geçireceğiz. Ama yavaştan tam çözümde bitiyor arkadaşlar. Bunu da sonunu getirmeye başladık Bloodborne'da olduğu gibi. Son olarak anlatım akıcı buluyorsanız, ölümlerime rağmen izlenebilir buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve bir zahmet Merlin Kazan'ı YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.